çeşit modelleri ve desenleriyle tercihe göre ister saçı kapatmak için, ister boyna dolamak için kullanılan eşarp, 4 mevsim kullanılabilen ve kadınların en önemli aksesuarlarından birisi. Misa Eşarp firması da birbirinden farklı konsept ve çeşitlilikte üretilen eşarpları Ankara başta olmak üzere tüm Türkiye'deki müşterilerine ulaştırmak için faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Biz de mikrofonumuzu firma sahibi Hacı Dursun Yozgat'a uzatıyor ve firmasının geçmişten günümüze gelişimini kendisinin dilinden dinliyoruz. Misa Eşarp 90'lı yılların başında 1, 2, 3 gibi Ankara Hasköy Manazgirt Caddesi üzerine kuruldu. İlk dükkanı açtığım dükkan 16 metrekarelik bir dükkandı. Buranın içerisinin çeşitlerini artırarak dükkan dar gelmeye başladı bize. 50 metre aşağıda 50 metrekarelik bir dükkan vardı. Orayı devraldım. Orayı da tahmin ediyorum bir 5-6 sene devam ettirdikten sonra orada küçük gelmeye başladı. Arkasından 300 metre aşağısında daha merkezi bir yerde, orada da satılan bir yer vardı, orayı da açtık. O dükkan da az gelmeye başlayınca yan tarafı devrolmaya başlandı. Biz o devir esnasında orayı da aradaki duvarı kaldırarak birleştirdik. Hem çeyiz, hem eşarp, hem tuhafiye çeşidi, hem bujiteri çeşidi, buna benzer kadına hitap edecek, kadının eksiklerini giderecek, başta başörtüsü olmak üzere bütün ihtiyaçlarını iğnesine, ipliğine varana kadar tamamını bulundurmaya başladık. Bir mahallede olmazsa olmazların tamamını bulundurduk. Bizim çocuklardan en küçüğü Osman'ım var. Osman dedi ki, baba dedi, Sama Pazarı'nda bir dükkan var. Devir oluyor, hemen oraya bir bakalım. Benim de zaten gözüm hep buralardaydı. Orayı o gece tuttum. Buradan önceki yerimizi. O gece pazarlığını yaptım, kapurasını verdim, adamı buldum, sahibini tuttum. Tahmin ediyorum bir 4 yıl falan da orada çalıştık. Yine öbür mağazalarımız açık hala. Burada da 4 yıl çalıştıktan sonra şimdiki bulunduğumuz bu mağazamızın devrolacağını benden alışveriş yapan, toptan alışveriş yapan bir kişiden duydum. İşte burayı devraldık. Buranın içerisine iyi bir harcama yaptık elhamdülillah. Bu hale getirdik. Burası 180 metrekare. Burayı da yaklaşık bir ay içerisinde bu hale getirdik. Bir ay sonra buraya da tekrar elhamdülillah malımızı koyduk. Buradaki müşterilerimize ve Türkiye çapındaki müşterilerimize burada hizmet veriyoruz şu anda. Hacı Dursun Yozgat şimdi ise ürün çeşitliliği hakkında bilgiler veriyor. Kadının başına hitap edecek ne varsa hepsi var. Hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı. Eşarp çeşitlerimiz var. Eşarp dediğimiz zaman alt grupları, ipek eşarp, rayon eşarp, tivil eşarp, saten eşarp, suğra eşarp, vuval eşarp. Aynı zamanda bunların bir de baskılıları var, baskısızları var. Desenli rayon, düz rayon. İpek markaların da tamamına yakınını bulundurmaya gayret ediyorum. Hemen hemen herkesle barışık olmaya çalışıyorum. Ürünlerini tüm Türkiye'ye ulaştırmak için de girişimlerinin olduğunu söyleyen Hacı Dursun Yozgat, bu konuda çocuklarının kendisine yardımcı olduğunu dile getiriyor. Sadece Ankara'yla kalmıyoruz çünkü Osman ve arkadaşı Engin beraber çıkıyorlar. Ankara içi, Ankara çevresindeki kazaları Ankara'nın, Ankara yakınlarındaki iller, oralara mutat seferleri var. Ankara çevresine bu bahsettiğim iki yavrumuz gidiyor. Ankara dışına da ortancılı oğlum Mustafa'm var. Mustafa Yozgat. O kendi başına çıkar yavrum. Oraları herkesin gönlünü ayrı ayrı görür. Ayrı ayrı hizmetlerini verir. Malını satar. Şimdi ise ekip arkadaşımız Adnan Akın mikrofonu Hacı Dursun Yozgat'ın oğlu Osman Yozgat'a uzatıyor. Osman Yozgat'la birlikteyiz. Osman'cığım hangi işlere bakıyorsun? Ben toptan dağıtıma bakıyorum. Araç içinde sıcak satışa bakıyoruz. Ankara ve çevrelerin tamamına bakıyorum. Ankara işine de aynı zamanda ben bakıyorum. Onun dışında Aksaray, Kırşehir, Nevşehir, Bolu, Niğde bölgelerinin tamamına da bakıyorum. Peki bu gittiğin illerde, Ankara çevresindeki illerde kapasite anlamında en çok hangisine satış yapıyorsunuz? Bolu ve Aksaray şu an kapasite olarak çok geniş kapasiteye sahiptir.
güzel bir şekilde sıcak satışımızla direkt müşteriyle irtibat halinde tamamına mal dağıtımımızı yapıyoruz.